Öyle bir gök düşünün ki Allah'ın celali tecellisi için bulutlar semayı kaplamış, hava bozmaya başlamış, rüzgar ansızın hızlanmış. Denizin ortasında bir gemi kıyıya bir an önce varabilmek için canla başla uğraşıyor. Bir yandan herkes bağıra çağıra gemiyi fırtına için hazırlıyor. Bu karışıklığın içinde biri var ki tüm sakinliğiyle bir köşede oturup gökyüzüne bakıyor. Yüzünü yavaş yavaş yağan yağmur damlaları yıkıyor. Bu gemiye gelene kadar neler yaşadığını geçiriyor aklından. Önünde koşturanlara bakıyor. Kendi halkı aklına geliyor. Ninova. Asur'un başkenti. Zengin bir ticaret şehri. Yıllarca yollarını aşındırdığı şehir. Oradan nasıl da hüzünle uzaklaşmıştı. Allahu Teala'nın vahşettiği ulu görevi hatırladı. Yerine getirebilmek için çok çabalamıştı. Bunları düşünürken birden yıldırım denizin ortasına büyük bir gürültüyle düştü. Gemi dev dalgaların etkisiyle neredeyse alabora olacaktı. Gemidekiler birdenbire çıkan bu fırtınaya bir anlam veremediler. Bunun sebebini sorgulamaya başladılar. Belki de gemide efendisinden kaçan bir köle vardı. Onu denize atmak fırtınanın dinmesini sağlayabilirdi. Gemide bunlar konuşulurken sakince oturup olan biteni seyreden kişi yerinden kalktı ve tüm azametiyle kaptanın yanına geldi. Kim miydi bu kişi? Allah'ın sevgili kulu, adına Kur'an-ı Kerim'de sure bulunan, yüksek meziyetleri olan Hazreti Yunus Aleyhisselam'dı. İşte balığın yuttuğu peygamberin ibretlik kıssası. Ve onu 100.000'e Resul gönderdik ve hatta artıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yunus'un nüfusu 100.000'i aşkın Ninova şehrinin halkına uyarıcı ve tevhide çağırıcı bir peygamber olarak gönderildiği böyle söyleniyor. Bunun gibi ayetlerde ve hadislerde anlatılan bir hayat hikayesi bu. Yüce Rabbimizin merhametini gözler önüne seren ve insanın bir peygamber de olsa hata, zelle yapabileceğini gösteren, bize her durumda Allah'a sığınmayı ders veren bir hikaye. Hazreti Yunus'un M.Ö. 8. yüzyılda Asur Devleti'nin başkenti ve önemli bir ticaret merkezi olan Ninova şehrinde doğduğu söylenir. O zamanlar Ninova ahalisi putlara ve heykellere tapıyordu. Diğer helak olan kavimler gibi onlar da zalimlik konusunda devrinin en ileri gelenlerindendi. Yunus Aleyhisselam'ın babası Metta isminde salih bir insandı. Hazreti Yunus Aleyhisselam kavmi içinde emin, yalan söylemeyen, yardımsever bir kişi olarak meşhur oldu. 30 yaşında peygamberlik vazifesi verildi ve kavmini 33 yıl tevhid inancına, yani Allah'ın bir ve tek olduğuna iman etmeye çağırdı. Ama kendisine çok az kişi inandı. Diğerleri, aramızda bu kadar kâhin, alim ve sanatkarlarımız varken sen tek başına ortaya çıkıyor, atalarımızın yolunun yanlış olduğunu söylüyorsun. Tanrılarımızı inkar ediyorsun. Sen kimsenin alışkın olmadığı hükümlerle ayağımızı mı bağlamak istiyorsun? Dediler. Ancak bu sözlerle de yetinmeyip Yunus Aleyhisselam'a türlü hakarette bulundular, ölümle tehdit ettiler, kovdular. Şöyle bir Hazreti Yunus'un durumunu düşünelim. Büyük bir toplumu kurtarmaya, hakikati görmeyen gözlerini açmaya çalışıyor. Fakat onlarsa kabul etmek şöyle dursun, hakaretlerle, tehditlerle karşılık veriyor. İşte peygamberlik, tebliğ vazifesinin en zor taraflarından birisi de bu. Böyle bir durumda olan Yunus Aleyhisselam, bütün bunlara rağmen onların yaptıklarına tahammül ve sabır gösterip yine merhametle tevhide davet etti. Allah'ın azabının çetin olduğunu hatırlattı. Fakat onlar
bu ikazlara gülüp geçtiler. Bir kişinin hatırı için azap gelip herkesi mahvedecekse, müsaade et bu azap gelsin dediler. Yunus aleyhisselam, kavminin inkardaki bu inatçı hallerine son derece üzüldü. Allah'ın, ey Yunus, 40 gün daha onları imana davet et. Emrinin ardından onlara tekrar Allah'ın emir ve azabını haber verdi. Yine uslanmadılar. Vaat edilen günlerden 37 gün geçtiğinde kavmi hala imana gelmemişti. Hazreti Yunus, o halde 3 güne kadar başınıza gelecek olan azabı bekleyin. Bunun işareti olarak da önce benizlerinizin sarardığını göreceksiniz diyerek Allah'ın emrini beklemeden büyük bir üzüntüyle aralarından ayrıldı. Bu terk ediş ne ilahi vazifeden kaçma ne de bu vazifeyi verene baş kaldırmaydı. Sadece yüce davete uymayan asi bir kavimden uzaklaşmaydı. Fakat ilahi emir 40 gündü. O 3 gün öncesinden orayı terk etmişti. Bir musibet bin nasihatten evladır diye bir atasözümüz var. Hazreti Yunus aralarından çıkıp gidince ve 40 gün biterken kavmin aklı başına geldi. Gökyüzü karardı, şehri simsiyah bir duman kapladı. Herkesi korku ve telaş sardı. Azabın alameti olarak insanların yüzleri sararıp takatten düşmeye başlayınca akılları başlarına geldi. İmana gelip tövbe etmeye başladılar. Tüm putları kırdılar. Topluca bir tepeye çıkıp tövbe ettiler. Korkuttuğu azabın kendilerini yakalayacağını anlayan 100.000'den fazla nüfusa sahip koca şehir topyekün iman etti. Her şeyin bir zamanı olduğuna ne kadar güzel bir örnek, değil mi? Azabı gördükten sonra iman edip de imanlarının faydasını gören hiçbir memleket halkı olmamıştır. Ancak Yunus'un kavmi hariç. Onlar iman edince biz de dünya hayatındaki o alçaltıcı azabı kendilerinden kaldırdık. Ve onları belli bir süreye kadar dünya nimetlerinden faydalandırdık. İşte kavmi iman ederken tüm bunlardan habersiz bir gemiye binen Hazreti Yunus aniden çıkan bir fırtınanın ortasında kalır. Gemidekiler bu fırtınanın gemiye habersizce binen kaçak bir köleden kaynaklandığına, o köleyi denize atarlarsa fırtınanın dineceğine inanır. Hazreti Yunus, Allah'ın izni olmadan kavmini terk ettiği için büyük bir hata işlediğini bilir. Bu sebeple gemidekilerden kendisini denize atmalarını ister. Hazreti Yunus'un köleye benzer bir yanı olmadığı için gemidekiler kura çekmeye karar verir. Kura'da Yunus aleyhisselam çıkar. Tekrar kura çekmek isterler. Sonuç yine aynı olur. Kur'an'dan Yunus peygamber çıkar. Kendisini suçlu hisseden Hazreti Yunus aleyhisselam soluğu denizin serin sularında almıştır. Fakat Yunus aleyhisselamın vazifesi daha bitmemiştir. Allah onun denizin ortasında öylece ölmesini istemez ve büyükçe bir balığa onu yutturur. Yerin, göğün ve bütün canlıların Rabbi olan, gücü her şeye yeten Yüce Allah, balığın karnındaki Yunus'u öldürmez ve balığın midesinde canlı yaşamasına izin verir. Balığın karnındayken Hazreti Yunus aleyhisselam, düştüğü durumdan kurtulmanın tek çaresi olarak en büyük davası olan tevhidi görür ve dua eder. Yani koca bir okyanustan, milyonlarca balıktan bir tanesinin karnından, karanlık ve fırtınalı bir havadan beni ancak gücü her şeye yeten ve hükmü her şeye geçen bir ilah kurtarabilir diyerek Rabbine duada ve niyazda bulunur. Zünnun'u, Yunus'u hatırla. O öfkeli bir halde geçip gitmişti. Bizim kendisini asla sıkıştıramayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Gerçekten
''Ben zalimlerden oldum.'' diye yalvardı. İçinde bulunduğu durumla acizliğini tamamıyla anlayarak Allah'a öyle bir teslim oldu, hatasından öyle bir pişman oldu ki Allah-u Teala yüce merhametiyle onu bağışladı ve balık adeta bir denizaltı gibi onu fırtınadan, denizden koruyup onu bir sahile bıraktı. Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi. Ama balığın karnında bizi andı, tesbih etti, biz de onu hasta bir halde, ağaçsız, boş bir yere attık ve üzerine kabak türünden bir ağaç bitirdik. Güçsüz ve yorgundu ama yine de duasını yinelemekten vazgeçmedi. Kıyıda Yunus peygamberin başında Allah'ın inayetiyle bir mucize daha oldu. Ağaç yetişti ve onu kavurucu güneşten korudu. Meyvesiyle besledi, güçlendirdi. Yunus aleyhisselam, Yaktin ağacının altında iyileştikten sonra kavmini merak etti. Ninova'ya varmak için uzun bir yolculuk yaptı. Vardığında halk onu sevgi ve saygıyla karşıladı. O zaman anladı ki Ninovalılar tövbe etmiş ve azaptan kurtulmuştu. Etrafta ne bir put vardı ne de zalim halk. Buna çok sevinen Hazreti Yunus Allah'a şükretti. Müfessir alim Bediüzzaman bu olaya çok farklı pencereden bakar. Bizlerin de böyle tehlikeli bir durumda olduğunu ve tek çarenin sadece Allah'a sığınmak olduğunu söyler. Yunus aleyhisselam öyle bir haldeydi ki Allah'tan başka kimse yardım edemezdi. Deniz dalgalı, gece karanlık ve balığın karnında çaresizce bekliyordu. Bütün insanlar onun yardımcısı olsaydı yine onu bu fırtınadan kurtaramazdı. Sadece Allah, hükmü bütün sebepleri kontrol eden Rabbi onu kurtarabilirdi. Ona teslim olmuştu. İşte bizler için de bu durum buna benziyor. Gecedeki karanlık gibi bizim de gafletle baktığımız geleceğimiz karanlık, denizimizse içinde bulunduğumuz bu dünya. Nefsimiz ve haram isteklerimizse bizi yutan adeta bir balık gibi. İşte biz de Yunus aleyhisselam gibi ''La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin'' demeliyiz. Rabbimiz, senden başka hiçbir ilah, hiçbir kurtarıcı yoktur. Kusursuz, hatasız olan sadece sensin. Biz kendimize zulmettik, hatalar, günahlar işledik diyerek alemlerin Rabbine sığınmalıyız. İşte Hazreti Yunus'un hikayesi ne çok şey anlatıyor değil mi? Hepimizin hataları var. Ancak hiçbir hata ve günah Allah'ın merhametinden daha büyük değil. Ellerimizi açıp Rabbimize tövbe edemiyorsak, elimizi vicdanımıza koyup düşünmenin vakti gelmedi mi? 20-30 sene daha yaşayıp terk edeceğiz bu dünyayı. O an tövbe kapısı kapanacak. Şu andaysa tövbe kapısı sonuna kadar açık. Seçim senin.